Milyonlarca emekli sevinçten havalara uçacak. Ek ödeme tarihleri açıklandı. Emekli kök aylık zamlı ile milyonlarca vatandaşın hazineden alacağı pay netleşti. Zamlı Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaş ödemeleri ise bugün hesaplara yatmaya başladı. Ek olmadan yapılan ödemeler hesaplara geçmişti, şimdi ise gözler emekliye ek ödeme tarihine çevrilmiş durumda. Emekliler 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez zam alıyor. Ocak ayında %49,25 zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri Temmuz'da da %24,73 zam aldı. Memur emeklileri içinse %10 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile rakam %19,31 olarak netlik kazandı en düşük emekli maaşı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için ise 12.500 Türk Lirası oldu. Emekli sandığı emeklisinin en düşük maaşı da 17.586 Türk Lirası seviyesine kadar çıktı. En düşük emekli maaşı düğümü çözüldü. 3,7 milyon kişiyi etkileyen en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltildi. Böylece 8018 Türk Lirası ve altında aylık alanların tamamı bu rakamı Ocak 2025'e kadar hesaplarında görecekler. Emekliye Eksem Düzenlemesi Meclisten Ne Zaman Geçer? Vergi yasa tasarısı içerisinde meclise gelen, emekliye eksem düzenlemesinde görüşmelerin gelecek hafta tamamlanacağı tahmin ediliyor. Emekli yasasının resmi gazetede kısa süre içerisinde yayınlanacak. Önce kök maaş zammı sonra seyyanen artış. Emekli maaş zammının nasıl uygulanacağı da ortaya çıktı. İlk etapta Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin kök aylıkları %24,73 oranında artırılacak. Ortaya çıkan rakamın üzerine hazine desteği de eklenerek maaşlar 12.500 TL'ye tamamlanmış olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaş ödemeleri başladı. %24,73 zamlı Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaş ödemeleri ise bugün başlıyor ve 26 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bağkur emekli maaş ödemeleri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Ancak kanun teklifi yasalaşana kadar emeklilerin hemen hepsi sadece enflasyon farkından kaynaklı zamlarını maaşlarında görecek teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek ve ödeme takvimi SGK tarafından duyuracak. Memur emekli maaş ödemeleri zamsız olarak ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılmıştı. Memur emeklisi de sadece %19 31'lik artışın ek ödemesini alacak. Hazine desteği ne kadar olacak? %4 eksamlı kök aylığı 8.018 Türk lirası olan bir kişinin maaşı, %24, 73'lük artış ile önce 10.001 Türk lirası olacak. Ardından, 2.499 Türk lirası devlet desteği eklenerek, en düşük emekli maaş rakamına çıkarılacak. Kök maaşı bin Türk lirası olanlar, 11.226 Türk lirası alacak. Daha sonra hesaplarına geçecek olan ek ödeme rakamı ise 1274 Türk Lirası olacak. Emekli kök aylığı 10.000 Türk Lirası olanlar da 12473 Türk Lirası üzerine hazineden sadece 27 liralık destek alacak. 4A Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaşları ödeme tarihleri. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 gününde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 gününde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 günde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. 4B Bağkur Emekli Maaşları Ödeme Takvimi Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25 günde. Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında. Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28 inde emekli maaşlarını alırlar. 4C Emekli Sandığı Maaşı Ödeme Tarihleri Emekli sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler, cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar maaşlarını ayın birinci gününde. Doğum tarihleri 41-46 arasında olanlar maaşlarını ayın ikinci gününde. Doğum tarihleri 47-49 arasında olanlar maaşlarını ayın üçüncü gününde. Doğum tarihleri 50-53 arasında olanlar maaşlarını ayın dördüncü gününde. Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar maaşlarını ayın beşinci gününde. Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler. Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar maaşlarını ayın birinci gününde. Doğum tarihleri 23-28 arasında olanlar maaşlarını ayın ikinci gününde. Doğum tarihleri 29-48 arasında olanlar maaşlarını ayın üçüncü gününde. Doğum tarihleri 49-54 arasında olanlar maaşlarını ayın dördüncü gününde. Doğum tarihleri 54-99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde. Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan 3. gruptakiler. Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde. Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde. Doğum tarihleri 38-40 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde. Doğum tarihleri 41-43 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde. Doğum tarihleri 44-99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.